Bilgisayar teknolojilerinin dramatik sanatlarda kullanımı başlığı. Şimdi geçen hafta yine Evren hocamız bize çok detaylı ve güzel bir şekilde bu AR, VR, MR, karma gerçeklik, genişletilmiş gerçeklik ve benzeri içeriklere dair çok güzel bir özet yaptı. Çok da faydalandık. Bu kavramları ilk defa bu teknolojilerle haşır neşir olmaya başlayan insanlara açıklamaya kalkıştığımızda özellikle farklılıklarını biraz kafa karışıklıkları devreye girebiliyor. O yüzden hani bunu da hafifletmek adına da bu iksar kavramı bize gerçekten de yardımcı oluyor. Çünkü böyle bir şemsiye tabir gibi de kastedebiliyoruz. Aslında extended realities tabiri de kullanılabiliyor ama extended bildiğiniz üzere işte genişletilmiş gerçeklik gibi bir şeye tekabül ediyor. Şöyle de bir güzelliği var bu iksarın. X'i matematikteki bir bilinmeyen, bir değişken gibi de aldığımız zaman aslında kafamızdaki böyle kafa karışıklıklarını büyük oranda rahatlatıyor. Ha, gerçeklik teknolojilerinden bir tanesine tekabül ediyor şu an uğraştığımız iş diyebiliyoruz. Yani buradaki yukarıda paylaştığım GIF tam olarak bu meseleyi açıklamaya yetmiyor. Onu açık ve net bir şekilde söyleyebilirim. Aşağıda görmüş olduğunuz üzere bazı örnekler var. 2016-2017 senelerine gidiyor. Bugün her geçen gün, hatta bu sunumun hazırlıkları sırasında, şunu da öyle söyleyebiliriz. Evren Hoca'nın geçen haftaki seminerinden bu haftaki benim seminerime kadar arada yeni cihazların bile çıkacağı ilan edildi, açıklandı. Yani o kadar hızlı gelişen bir sektördeyiz, bir branştayız. O yüzden de kavram kargaşalarını engellemek adına bu XR'ı ya da XR'ı yani X'i böyle matematikteki bir bilinmeyen gibi düşünerek kullanmayı ben de seviyorum. Baktığın zaman ta ilk stereoskopik görüntüleri veren, ilk üç boyutlu görselleri veren işleri bile aslında XR tarihçesinin başına koyabiliyoruz. Çok ben detayına girmeyeceğim. Bu VRTL Akademi üzerinden çok güzel görsellerle özetledikleri bir tarihçeden aldım bir görseldi. Yani dolayısıyla temeli evet eskiye dayanan ama bugün geldiğimiz noktada bu küçülen ekranlar, gelişmiş işlemciler, gelişmiş ekran kartlarıyla artık gerçeklik teknolojilerinde gerçekten gerçekliğe benzer görsellerden bahsetmeye başlayabileceğimiz bir seviyeye yaklaşıyoruz. Daha yolumuz var tabii ki. Bir taraftan da Covid öncesi ya dijital dönüşümlere, değişimlere, işte uzaktan çalışmalara falan daha yıllar var diyen böyle pek çok işletme bir anda nasıl da hani bu Zoom'u en sık kullandığı araçlardan birisine çevirdi. Zaten hepimiz deneyimledik. Aynı şey aynı zamanda bu XR teknolojilerin insanları bir araya getirerek uzaktan çalışma imkanlarında da bir destekleyen teknoloji olarak kullanılması yönünde bir görüntü oluşturdu. Burada hani bir tanesi Spatial.io firmasının, bir tanesi işte HTC firmasının ve aşağıda başka örnekler görüyorsunuz. Yani bunların her biri aslında ilk etapta insanları uzaktan çalıştıkları takdirde bir arada işte ne bileyim bir proje dosyasını incelemek ya da oradaymış gibi yapabilmek ve sosyal mesafeleri biraz kırmak, hani Zoom'un ötesinde bir birliktelik hali yaratabilmek üzerine uğraşılan çeşitli yazılımlar, teknolojiler. Faydaları var elbette ama hala çok efektif bir şekilde Türkiye'de bir şirketin bunları kullandığını ben duymadım, görmedim. Yani o noktada genel geçer bir kullanıma geçmesi, örneğin bugün hepimizin rahatlıkla açabildiği kadar Zoom'u açabildiği gibi bir yere gelmemiz önünde biraz daha engeller var. Burada İngilizce gördüğünüz bazı slaytlar var. Ben bunları kaynaklarım İngilizce olduğu için olduğu gibi korudum. Eğer tercümede bir kayıp olursa falan diye özellikle hani bu kaynaklara İngilizce üzerinden erişmek isteyen kullanıcılarımız içinde. Ama hızlıca bir tercüme de yapmaya çalıştım. Şimdi bu kavramlar da yine böyle bütün terminolojiyi ilk defa bunlarla haşır neşir olan birisine aktarmaya çalıştığımız yerde biraz böyle kafa karışıklığı yaratabilecek kavramlar. Hani dramatik sanatlarda bahsedeceğim bazı teknolojileri biraz da bu presence ve immersion üzerinden incelemek istiyorum sonraki örneklerde. Bu iki kavramı bir vurgulamak istiyorum. Öncelikli olarak presence yani oradaymış gibi hissetme hali diyebiliriz. Yani psikolojik bir durumdan bahsediyoruz burada. Teknoloji deneyime katkı sağlıyor. Evet. Ama bir de immersion diye bir kavram var. Immersion denildiği zaman yani teknolojinin insanın duyularını uyararak bir sanal gerçeklik, illüzyon yaratma kapasitesi, becerisi diyoruz. Yani burada illa hani yok kafamızda koca koca VR gözlükleri ya da son nesil
iPad'ler falan filan olması gerekmiyor. Bir basit bir oyun oynarken bile, örneğin çok oyun oynayanlar biliyordur, tuşun basmaması hali sizin o oyuna kendinizi, o oyunun gerçekliğine kendinizi kaptırmanızın önünde bir engele dönüşüyor. Yani oradaki teknolojik aksaklık. Dolayısıyla ben burada yani teknolojiyle haşır neşir tam olarak oturmamış bir deneyimin içerisindeyim hissiyle o farkındalık tekrar devreye giriyor. Dolayısıyla bizim burada bahsetmeye çalıştığımız şey biraz da bu presence'ı daha güçlü hale getirmek için iyi bir immersion sağlayabilmek. Bunun için de kullanıcı deneyimi araştırmaları gerçekten de yaptığımız için önemli bir faktörü olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu aşağıdaki cümle VR'ın amacı yüksek bir presence yani oradalık hissi yaratmak ve insanları gerçekten de sanal bir ortamda olduklarına inandırmak cümlesine soru işaretlerini ben ekledim. Çünkü burada da şuraya bir gönderme yapmak istiyorum. Seba Akıman'ın bir çalışmasıyla değil mi bir makale? Orada kavramsal olarak seyircimizle tiyatrodan bahsederek başlayalım lütfen. Seyircimizle oyuncularımızı aynı mekan içerisinde bulundurmalı mıyız, bulundurmamalı mıyız? Eş zamanlı olarak oynanan bir tiyatro mu gerçek tiyatrodur yoksa sonradan dijital kaydını izlediğimiz bir tiyatro yine bahsettiğimiz gerçek tiyatro tanımına girer mi gibi böyle iyi sorgulayıcı cümleler, kısımlar vardı makalenin içerisinde. Yani VR'ın amacı da gerçekten yüksek bir presence, yüksek bir oradalık hissi mi yaratmak her zaman özellikle dramatik sanatlarda yoksa bazen işte ne bileyim burada yine bir dramatik sanatlarla ilgili bir benzetme kuracağım. İşte Brecht'in bu epik tiyatrosundaki gibi seyirciyi bazen de hop şu an sen bir tiyatro oyunu izliyorsun ve senin kaptırıp gitmeni değil de biraz da uyanık bir şekilde izlenceye dahil olmanı istiyorum gibi bir halde olabilir mi? Önümüzdeki örneklerde belki bunu da inceleyebiliriz. Böyle bir yönde de değerlendirebiliriz bu presence ve immersion meselelerini. Presence kelimesini olduğu gibi bıraktım çünkü biraz zor anlaşılabilecek bir kelime. Oradalık tam karşılıyor mu karşılamıyor mu emin değiliz. Immersion için kuşatıcılık, kapsayıcılık, dahiyet falan gibi kelimeler var. Dahiyet kelimesini Bahçeşehir Üniversitesi'ndeki hocalarımızdan Çakır Aker'e de danışarak buraya dahil ettim. Kendisi de bu konularla ilgili uzun yıllardır çalışıyor. Yine İngilizce tabirlerde kalıp bunların kavramsal farklılıkları üzerine odaklanmak belki de iyi olabilir. Bireysel, sosyal ve çevresel presence gibi üç farklı presence tipinden bahsediliyor. Burada da işte bireyin kendisini gerçekten o sanal ortamın bir parçası gibi hissetmesi. Onun dışında bireyin kendisinden başka karakterlerin de canlı, yani gerçek insanların simüle ettiği, hareket ettirdiği avatarlar ya da belki de yapay zeka ile canlandırılmış, güçlendirilmiş karakterlerden bahsedebiliriz. Ve de çevresel presence, yani içinde bulunduğumuz sanal ortamın bizim eylemlerimize karşılık verebilmesi gibi bir takım durumlardan bahsedebiliyoruz. Şimdi bu yüksek presence'ı arttırmamız da kullanıcıların, katılımcıların ya da belki de izleyicilerin deneyim sırasında daha yüksek bir katılım, heyecan ve tatmin duymalarını sağlar diye bir takım iddialar var. Örneğin işte bu bir işte hatırlıyorsunuz Big Bang Teori'den bir sahne. Kendisini kaptırıp böyle bağırış çağırış kaçışan ya da pataküte düşen pek çok insanın görüntüsü de buraya koyulabilirdi ama onları koymak istemedim. Ama kendimizi kaptırma haliyle gerçek dünyadaymış gibi davranmaya başlamak özetle söylenebilir belki. Ve bu da gerçek dünyada yaptığımız eylemleri, örneğin işte pek çok VR dünyasında şimdi insanların taleplerinden bir tanesi birbirlerine çak bir beşlik yapabilmek istiyorlar ve eller havada dokunduğu zaman ne bileyim ufak animasyonlar çıkıyor falan filan gibi. Burada gerçek dünyada yaptığımız bazı şeylerin sanal dünyalara da taşınması gibi bir manaya varabiliriz belki de. Nasıl peki bu oradalık halini güçlendirebiliriz, artırabiliriz? Burada da yani oyun tasarımı ve benzeri konuları ele alan branşlar son yıllarda giderek güçlenen de akademik branşlar oldu. Sosyal bilimlerde ve görsel sanatlarda. Yıllardır da bu konuda çok saygın, bazen psikoloji bölümlerinin desteğiyle, bazen beyin bilimlerinin desteğiyle araştırmalar da yapılıyor ve bu araştırma sonuçları akademik anlamda oyun tasarımı ve işte etkileşim üzerinden gelişen bir
bütün branşların, bilgisayar insan etkileşimi üzerinden gelişen bütün branşların akademik anlamda da güçlenmesine izin veriyor. Burada da prezansı etkileyen faktörlerde gördüğünüz akademisyenler her biri farklı farklı teoriler ortaya koymuşlar ve işte etkileşimin, görüntülerin gerçekliğinin ya da duyularımızın ne kadar fazla farklı çeşitlerde uyarılabilirliğinin gerçekten de oradaymış gibi olma hissimizi ne kadar güçlendirebildiğine dair güzel akademik çalışmalar paylaşmışlar. Ben bu sunum içerisinde kendimce böyle bir basitleştirmeye, böyle beş ayaklı bir yapı kurmaya çalıştım. Bunun akademik dünyada bir karşılığı olduğunu söylemiyorum. Bu daha çok içeriğimi kolay bir şekilde kategorize etmek için kullandığım bir tanımlama oldu. Yani dramatik sanatlar deyince en başta aklımıza gelen öğelerden bir tanesi bir karakter yaratmak. Buradaki karakterler metinde işte tiyatro metni, doğaçlama metin, her neyse ya da yapay zeka ile yazılmış metin. Metne uyumlu bir şekilde metinde yazanları oynayan karakterlerden de bahsedebiliriz. Burada görünümleri önemli. İşte fantastik karakterler gibi görünüyor da olabilirler ikisar dünyalarında ya da bunların ikisi birden karma bir şekilde de gerçekleşiyor olabilir. Hareketi aktarmaya dair hem teknoloji anlamında bazı örnekler paylaşacağım hem de bunun psikolojik anlamda bazı etkilerine dair birkaç örneğim var. Mekan yaratmak yine çok önemli bir faktör bizim XR teknolojilerin dramatik sanatlarda kullanımı başlığı altında. Burada yani gerçeği olduğu gibi birebir neredeyse kopya etmeye çalışan mekanlardan da bahsedebiliyoruz. Tamamen ölçeği işte ne bileyim bir Alice Harikalar Diyarında dünyasıyla düşünülebilecek bazen devasa bazen küçücük olduğumuz hallerde de düşünebiliyoruz. Dolayısıyla XR'ın sanal gerçekliğin bize kattığı en büyük avantajlardan bir tanesi de fizik kuralların ötesinde de eylemler yapabiliyor olmak ve bunu kurgusal metinlerimizde, dramatik sanatlardaki sinemadan, edebiyattan beslenen, tiyatroda karşımıza çıkan metinlerde de özgürce kullanabilmek noktasında büyük güç katıyor bize XR teknolojileri. Zamanla ilgili ya, algısal dediğim şey şu. Bir sanal gerçeklik deneyimi içerisinde kişilerin aslında zamanın nasıl geçtiğine dair algılarında farklılaşmalar oluştuğu tespit edilmiş. Ama aynı zamanda zaman bir deneyimin yaklaşık ne kadar sürmesi gerekiyor ergonomik ve kabul edilebilir bir deneyim olması için noktasında da önemli bir soru bence. Aynı zamanda şu manada gelebilir. Tarih öncesi çağlar veya gelecekteki kurgusal gerçeklikler yine sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, karma gerçeklik teknolojileriyle pekala dramatik sanatlarda da ya da tamamen rüyasal, hani zamandan da bağımsız gerçeklik durumlarını karşımıza çıkartabiliyor. Ve de ara ara donanım ve yazılıma dair bazı örneklerim olacak. Karakterle başlamak gerekirse, Unreal Engine'in çok yakın zamanda bizlerin karşısına çıkardığı bir araç var karşımızda. Bunlar da Metahumanlar. Metahumanlar gördüğünüz üzere neredeyse gerçek gibi gözüküyorlar. Dudakları, yüz hareketleri, işte saçları ve bunları bayağı şu an herhangi biriniz web browser'ınız üzerinden çok güçlü bir bilgisayara ihtiyacınız olmadan hareketlendirmeye, şekillendirmeye başlayabiliyorsunuz. Yani burada bir karakter yaratma aracı olarak dijital bir insan yaratma anlamında ve anında anime edilebilir bir dijital insan yaratma anlamında Unreal Engine'in bizlere sunduğu çok büyük bir imkan oldu bu. Daha şimdiden bu metahumanların yani gerçekmiş gibi neredeyse gerçeğe yakın bir şekilde gösterilen bu karakterlerin örneğin işte burada bir Shakespeare metnini okuduğunu göreceksiniz şimdi. Yani buna benzer dramatik sanatlarda kullanımına dair bir takım çabalar şimdiden karşımıza çıkmaya başladı. Daha geçen haftaya kadar bir iki günlük bir onay süresi gerekiyordu. Bugün her isteyen bu Metahuman Creator yazması halinde bu araçları kullanmaya başlayabiliyor ve karakterleri oluşturmak için sadece bir browser yeterli. Oh, that this too solid flesh would melt, thaw, and resolve itself into a dew. Or that the everlasting had not fixed his cannon against self-slaughter. God, God, how weary, stale, Burada flat.
tasarımcının bu üretim sürecinde hangi araçları kullandığını da görebiliyorsunuz. En sol altta görmüş olduğunuz bir iPhone cep telefonunu kullanarak yüz animasyonlarını kaydediyor. Kamera animasyonları için yine cep telefonunu kullanıyor ve sanal bir kameraymış gibi karakterin etrafında dönüyor. Ve burada da kullandığı yazılımı görüyoruz. Yani bu teknoloji bugün tek bir kişinin tek başına yapabileceği seviyeye geldi ve bu demokratikleştirme dediğimiz noktaya dair güzel bir örnek. Bir bu meseleyi değerlendirirken şu soru da devreye giriyor. Have we left the uncanny valley? Yani tekinsiz vadi dediğimiz bir tabir var. Bunu illaki duyanlarınız olmuştur ama bilmeyenler için ya açıkçası üzerine düşünmesi bile insanın beynini böyle gıdıklayan bir mesele. Gerçekten de insan olmanın böyle buglarından falan diyebileceğimiz eğlenceli kavramlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Burada bir insana benzerlik hali arttıkça, bu aksanda görebildiğiniz üzere, insana benzerlik hali arttıkça, örneğin endüstriyel bir robot insana hiç benzemezken biraz doldurulmuş oyuncak, hani biraz olsun benzemeye başlıyor ya da insansı şirin suratlı robotlar falan. Burada aşinalık, yani bundan rahatsız olmama halimiz henüz bir düşüşe geçmiyor. Ama insana çok fazla benzemeye başlayıp da bunu başaramadığımız yerde ha burada bir sorun var, arıza var diye beynimiz uyarılmaya başlıyor. Ve bu da tekinsiz vadi dediğimiz rahatsızlık hissini ortaya çıkartıyor. Ve bu meta humanlarda bu meseleyi çözebildik mi hala tartışmalı. Yani bu konunun farklı farklı şekillerde aktarıldığı pek çok görsel bulabilirsiniz. Biraz daha açıklayıcı olması adına ben de farklı farklı önerilerde bulundum. Gördüğünüz üzere işte ne bileyim zombiler, işte ya da Frankenstein benzeri ya da görüyorsunuz ara ara çok böyle korkunç gelen robotlar yapıp konuşturmaya çalışıyorlar. İnsanlar aa hayır gelecekte bunlarla muhatap olacağız diye endişelerini dile getiriyorlar. Özellikle benzer videoların altında pek çok böyle yorum görebilirsiniz. Yani burada gerçekten beynimizde hani bir robot ile insan arasında insana benzemeye çalışırken tam olamamışlık hali gerçekten beynimizde bu böyle kognitif dissonance, bilişsel çelişki dediğimiz durumu çok ciddi bir şekilde aktive ediyor. Beynimizin her tarafı uyarılıyor ve bu rahatsızlık hissi şu an ben ne görüyorumu adlandırmaya çalışıyor. Biliyorsunuz beynimizde fusiform gyrus diye bahsedilen sırf yani hayvanlar arasında da insan bu noktada özel kabul ediliyor. Sırf yüzleri algılamaya yönelik bir bölgeden bahsediliyor. Oldukça da büyük bir bölge. Ve bu uncanny valley meselesinde, bu tekinsiz vadi meselesinde de önemli bir rolü olduğunu düşünüyoruz. Tabii bundan bir kurtuluş aracı olarak belki düşünülebilecek araçlardan bir tanesi Mixamol, biraz daha çizgi filmsel kartuni karakterleri bulabileceğimiz ve pek çok animasyonlarıyla birlikte edinebileceğimiz bir araç. Bunu da tavsiye ediyorum. Bizler pek çok projemizde kullanıyoruz buradaki içerikleri. Ama işler başka bir yere daha doğru gidiyor. Burada da vurgulamak istediğim mesele, burada sanal gerçeklik içerisinde karakterler üretmeye, tasarlamaya başlayan bir ekibin zaman içerisinde artık yapay zeka ile güçlendirilmiş ve bir yapay zeka motoru sayesinde insanların yaptıkları, söyledikleri eylemlere uygun davranışlar vermeye çalışan bir karakter, Lucy karakterini görüyoruz. Ve Lucy bu anlamda öncü kabul edebilecek karakterlerden bir tanesi. Ama önümüzdeki yıllarda buna benzer sanal gerçeklik içerisinde ya da başka araçlarla deneyimlenebilen yapay zeka destekli pek çok karakterin karşımıza çıkacağını ve dramatik sanatlarda da belki bazen gerçek oyunculardan ayırt edilemeyecek performanslar ortaya koyabileceklerini iddia edebiliriz. Şu an büyük bir iddia gibi gelebilir ama yani çok uzak olmadığımıza dair görüntüler ortada arkadaşlar. Burada bu yapay zeka karakterleri oluştururken, programlarken kullandıkları Wizard Engine isimli yazılımı da Fable stüdyoları yakın zamanda başvuranların kullanımına açmaya başladı. Belki bu sayede işte Twitch'te, Instagram'da, YouTube'da daha fazla yapay zeka destekli sanal karakterler de görmeye başlayacağız gibi gözüküyor. Gerçekten de önemli bir konu olduğuna inanıyorum. Ayrıca bu konuyla ilgili
Çeşitli konferanslar da organize ediliyor. Yine Fable stüdyoları, Fable diye okumak daha doğru herhalde, önderliğinde. Bunları da takipte olmanızı öneririm. Aynı şekilde belki daha önce görmüşsünüzdür, DigiDoc diye bahsediliyordu bu karakterden. Bu önemli bir tasarımcı, Digital Domain firmasında. Kendisinin bir kopyası yapıldı yakın zamanda. Hi Douglas. Hatta şöyle söyleyelim, TED'de aratmanız halinde DigiDoc ismiyle bu karakterin sahnede gerçek zamanlı olarak anime edildiğini, gerçek o kişi tarafından, şu an gördüğümüz kişi tarafından görebiliriz tabii ki. Fakat işler başka bir yere geldi. Şu an evet biz bu karakteri oluşturduk, gerçeğinden neredeyse ayırt edilemeyen bir şekilde 360 derece her yerden fotoğrafını çektik, ışık bilgilerini topladık ve işte burada benzer teknolojilerle gerçek zamanlı anime ettik. Ama bugün geldiğimiz noktada özellikle bu sene çok hızlandı. Yapay zeka ile artık hani arkasında bir yönetilen, onu kontrol eden olmadan da bize tepkiler veren bir karakter karşımıza çıkıyor. Görüyorsunuz burada kendisinin de olduğu bir yayında dijital kopyası diyaloğa giriyor kullanıcılarla ve çok yakın zamanda örneğin Real Time Conference'da yine aynı şekilde Zoom üzerinden bağlandı, insanlarla diyalog kurdu. Başka bir örnek, kendisi başlı başına ilginç bir karakter. Zaten Code Miko diye geçiyor. O da arkasında gerçek zamanlı olarak yapay zeka içermeden özellikle hareket takip cihazlarıyla, kıyafetleriyle ve yüz animasyonu takip eden cihazlarla anime edilen bir karakter, bir sanal karakter. Bugün Twitch'te çok ciddi takipçileri olan bir karakter. Technician, yani kendisine technician diyen birisi tarafından, bir hanım tarafından idame ettiriliyor, hayata geçiriliyor diyelim. Onun, yani bu sanal karakterin başka bir sanal karakter olan bu demin bahsettiğimiz Lucy ile Twitch üzerinden görüştüğü bir videoyu da paylaştım ve bu hani geleceği bugün yaşadığımız görüntülerden bir tanesi aslında. Yine izlemenizi öneriyorum. Code Miko'nun nasıl anime edildiğine dair de başka bir video paylaştım. Orada da işte şu kullanıcının kıyafetleri giyerek yine Unreal Engine motorunu kullanarak hani sanal bir Twitch dünyası içerisinde nasıl karakteri bu XSense kıyafetlerini kullanarak yönettiğini görebiliyorsunuz. Gerçekten de büyük çılgınlıklar dönüyor Twitch'te şu an. Arada göz atmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu bir anlamda dramatik sanatlarda da bir yer biraz olsun kullanmaya başlandığınız teknolojiler olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Türkiye'de bir sanal karakterimiz var. Aypera ismi. Kendisinin Instagram hesabına ulaşabilirsiniz. Ve bir de şarkısı çıktı bile. Yapay zekayla yazıldığı, söylendiği iddia ediliyor ama arkasındaki ekibi tam olarak tanımıyorum. Ama yavaş yavaş hani bu sanal karakterlerin hayatımıza daha çok girmeye başladığını ve performans sanatlarında da daha çok görünürlük kazandığını, hayran kitlelere edindiğini göreceğiz gibi gözüküyor. Şimdi buradan biraz daha dramatik bir yere geçeceğim. Haber sitelerine falan da geçmişti. Şöyle bir dramatik durum var burada. Imagine. Bir anne kızını kaybetmiş ve kaybettiği kızıyla sanal gerçeklik içerisinde buluşuyor. Bunu yaparken kendisine sanal gerçeklik gözlüklerinden işte HTC Vive Pro gözlüğü verilmiş ve kafasına da bir wireless adaptör takılı olarak gözüküyor. Aynı zamanda da ellerinde de hareketi karşı tarafla etkileşime geçirebilen, parmak hareketlerini aktarabilen, belki biraz titreyebilen eldivenler mevcut. Şimdi bu hikayede gördüğünüz üzere bir video da oluşturuluyor bir taraftan. Çokça eleştiriler de gelmişti bu örnekle ilgili olarak. Yani bu psikolojik anlamda doğru bir şey mi yapılıyor bu insana? Yoksa yasını yanlış bir şekilde yönetmiş mi oluyoruz? Yani bu tartışmalar yapıldı. Yani belki bazı kişiler için sakıncaları olabilecek bir meseleden bahsediyoruz. İşte hassasiyetleri
ciddi travmatik durumlara sebep olabilecek bir görüntü var karşımızda. Ama öte yandan belki bazı insanlar için de sevdikleriyle doğru düzgün gerçekten vedalaşabilmenin de bir aracı olabilen bir şeyden bahsediyoruz. Hala tabii burada karşımızda gördüğümüz çocuk karakteri üç boyutlu model olduğu anlaşılmayacak kadar mükemmel değil. Yani burada kartuni bir hal var tabii ki anne için ama yine de çok etkileyici bir deneyim olduğunu ve sonuçta da buradan olumlu bir duyguyla, hissiyatla ayrıldığını söylüyor anne. Başka bir tartışmaya sebep olabilir. Yani vefat etmiş oyuncuları hayatımıza dramatik sanatlarda getiriyor olacak mıyız? Ya da sevdiklerini kaybetmiş insanlar artık bu sanal gerçeklik teknolojileriyle ya onları hayali arkadaşları gibi sürekli hayatlarında tuttukları hayatlar mı sürecekler gelecekte? Biraz böyle korkutucu, ürkütücü gelebilecek, bu cyberpunk dünyaları gibi gelebilecek bu cümlelerin aslında çok da uzak bir şeylerden bahsetmediğine dair de bazı görüntüler bunlar maalesef. Ya da iyi ki, bilemiyorum. Oradaki hassasiyetler gerçekten uzmanların incelemesi gereken durumlar. Tabii burada da görüyorsunuz yani MetaHuman gibi gerçekçi bir karakter tasarımından daha kartuni, çizgi filmsel karakter tasarımlarına dair de bir yolculuktan bahsedebiliyoruz. Yine burada birkaç link paylaştım. Özellikle sanal gerçeklik dünyalarında rahatlıkla paylaşılabilecek bazı avatar creator araçları paylaşmıştım. Şimdi hareket konusuna geçebiliriz. Hareket deyince karşımıza yine çok yakın zamanda çıkmış bir teknoloji göstermek istiyorum. Ama şunu da vurgulamakta fayda var. Yani aslında çok net bir şekilde web kameralarımızı kullanarak bizler yüz animasyonlarını bugün karşı tarafa aktarabilmeye başladık gibi gözüküyor. Ama HTC'nin bir facial tracker cihazı sayesinde yine sanal dünyalarda immersion'ı güçlendiren bir araç olarak en başta bahsettiğim bu yüz okuyucu cihazlarının karşımıza daha çok girdiğini görmeye başladık. Aynı şekilde yine MetaHuman'ları da yüzümüzle çok hızlı bir şekilde anime edebildiğimizi görebiliyorsunuz. Yani burada kullanılan program Livelink App, TrueDepth kamera özelliği olan iPhone'lara ya da iPad'lere yüklenebiliyor. Bu program aracılığıyla MetaHuman'ları da gerçek zamanlı olarak anime edebiliyoruz. Ama bu da bir mecburiyet değil. Videolardan bile yüz animasyonunu analiz edip yine Now walking the floor at Kinect and getting demo some of the new experience. Yüz hareketlerini olduğu gibi yine bu neredeyse gerçekçi gözüken MetaHuman'lara aktarabileceğimiz bazı teknolojiler karşımıza çıkıyor. Pacewave Studio isimli webcam üzerinden yüz animasyonlarını üç boyutlu karakterlere aktarmamızı sağlayan bir programı göstermek istiyorum. Program şu an için ücretsiz olarak belli bir süreyle edinilebiliyor. Programı kullanan bazı YouTuber'lar kendilerine aktarılan bir kodu paylaşıyorlar ve program ücretsiz kullanılabiliyor. Öncelikle gördüğünüz üzere Calibrate Natural Pose kısmından bir natural pose tanımladım ve bunu yapar yapmaz anında aslında bu üç boyutlu karakter benim yüz animasyonlarımı yapmaya başladı. Biraz daha spesifik ayarları da var gördüğünüz üzere. İşte hani gözlerinin daha kısık olması, daha açık olması, ağzının belki biraz daha açık olması ve açıklık değerlerinin değişmesi gibi ayarlar yapılabiliyor gördüğünüz üzere. Aynı zamanda bu programı Streaming Panel kısmından standart modele getirdikten sonra Unreal Engine'e de doğrudan yayınlayabiliyorsunuz. Unreal Engine programında şu şekilde daha önce MetaHuman Creator ile oluşturduğum bir tane amcamız var. Ve bu amcamızın da bu animasyon programıyla yüz animasyonlarının gerçekleşmesini sağlamak istiyorum. Bunu yapmak için şurada live stream'e bastım. Şu an stream ediyor. Gördüğünüz üzere sol tarafta kamera benim yüzümü görüyor. Sağ tarafta buradaki örnek model karakteri görebiliyoruz. Ve burada da bizim amcamızın başlayabilmesi için play'e basıyorum. Ve gördüğünüz üzere özellikle bunu da büyütebilirse MetaHuman gibi bu kadar detaylı bir karakter de canlı olarak aslında sadece webcam üzerinden anime edilebiliyor. Ve burada şöyle bir güzellik de var. Tabii ki kamera hareketlerimizi de değiştirebilir.
karaktere farklı açılardan bakabilir ve işte örneğin onunla bir kısa film bile oluşturabilirsiniz. İnternette pek çok güzel örnek var. Bunun şu an bugün günümüzde sadece webcam üzerinden bu kadar yüksek kalitede canlı yayında gerçekleşebiliyor olması real-time teknolojilerinin de aslında ne kadar ilerlediğini gösteriyor. Ama tabii ki Uncanny Valley dediğimiz bu tekinsiz vadi meselesini atlatabildik mi? Henüz atlatamadık gibi gözüküyor ama önümüzdeki yıllarda çok daha iyi bir yere geleceğimize dair de işaretler sağlıyor. Karakterleri tabii ki animasyonlar da verilebiliyor. Yani beden animasyonlarıyla yüz animasyonları kaydolup farklı farklı mocap dosyalarıyla kombine edilip güzel sonuçlar da ortaya çıkartılabiliyor. Bu videoyu yapma sebeplerinden bir tanesi en başta şu, aslında ne kadar kolay olduğunu da göstermek istedim. Yani bugün hiçbir kod yazmadan bu sistemi kurabiliyoruz. Dolayısıyla Kesinlikle. bazı noktalarda hani erişilmez, uzak, pahalı gibi gözüken teknolojiler bugün bir laptop ve bir webcam kadar basitleşmiş olabiliyor. Bu anlamda her zaman kendi öğrencilerime de diğer birlikte çalıştığımız tasarımcı arkadaşlarımıza da bu cesaretlendirmeyi yapmak isterim. Çünkü gerçekten de biraz kurcaladığınız anda bilgiye erişim artık çok kolaylaştı ve evrensel işler üretmek için hani alternatif çözümlerle belki evet en pahalı stüdyolara her zaman erişim imkanımız olmayabilir ama hiç fena olmayan sonuçlar elde edebiliyoruz gibi gözüküyor.